3 600 deriz. Her neyse, onu geçtim, şimdi şey diyeceğim. Size neler yaşadığımı söyleyeceğim. Şimdi benim eniştem hakim. Ben gitmiştim yanına. Biri savcıya yönlendirdi. Savcıyı da tembihledi. Yalnız dilekçeyi biraz şey yapmışım diye neydi onun adı? Az yazmışım diye savcı beni ters dedi. Dedi git şunu dizgin aldır getir. Gittim dizgince ne olayı anlattım. Allah razı olsun, savcı da yardımcı oldu. Hani büyük ihtimal paramızı geri alacağız. Yani güzel haberler o yüzden. Aleykümselam Burkay, hoş geldin kanka. Yani o yüzden böyle sevinçliyim. Hani savcı olumlu konuştu bana. Dedim tamam, yani benim bir suçum yok olayda. Ben burada mağdurum. Tamam, karşı taraf da mağdur ama hani şöyle düşünüyorum. Bugün 8.5 oldu da ya bir 85 milyar olsaydı. Geçen dedim mesela karşıya geri vereceğim parayı. Ama şimdi onun hatası yüzünden olan benim param oldu. Çünkü karşı tarafın da hatası var bu işin içinde. Çünkü hani Instagram'dan mı ne kandırmışlar, bir şeyler yapmışlar. O yüzden parayı sokakta toplamıyoruz kanka. Cidden bugün 8.5 milyarım olsa hani dükkana yatırırım, bir şeyler yaparım. Çok iyi olur. Onun dışında zaten al sata girdik. Bunun da bilgilendirmesini vereyim. Böyle uzun tutmayacağım yayını zaten. Natural alım satım. Aslında natural kozmetik mi yapsa? Yok lan, öyle olmaz. Hani dükkanın adı natural kozmetik ya. Natural alım satım yaptık. Hani öyle çok bir iddiamız yok alım satımda ama yani bugün bir şeyler çevirdik yani. Bayağı bir item sattık, ettik, şey yaptık. Gördüm Dorukhan. Sorun neymiş peki, hesap bloke falan demişti. Kanka bak, sorun ne biliyor musun? Karşı taraf bak ne yapmış biliyor musun? Ben size anlatayım olayı. Buna Instagram'dan yazıyorlar. İşte mesela şöyle söyleyeyim. Benim eşimin Instagram'ını hackliyorlar. Eşimin hesabından bana yazıyorlar mesela. Ya işte kartı yolla, şunu alacağım. Önlü arkalı kartı yolluyor. Gelen şifreyi yolla diyor. Gelen şifreyi yolluyor. Bir bakıyor ki anında kartı hesapları patlatmışlar. Hani iş işten geçiyor. Hani olay o. Oradan da alıp bize yolluyorlar. Yani çok karmaşık bir olay. Hani burada suç, benim bir suçum yok. Ben burada item'ımı vermişim zaten. Her şeyi ucuza veriyorsun. Nasıl olacak böyle alır satır zarar etmiyorsun. Kanka sorma ya, ucuza veriyoruz ama bundan sonra ederinde veriyorum abi. Yok. Hani ucuz da değil, pahalı da değil. Ederinde veriyorum. Bak 3600 Moonlight, 4750 Taurus. Bunlar da 1500. Hatta 1550 kisratları da şey yapalım. Paramı almadım ama alacağım. Seha ne yaptın? Aldın mı reis parayı? Yok ama parayı da şöyle alacağım. Biraz bekletecek beni. En az bir buçuk sene uğraşacağım. Ha bak şunu da söyleyeceğim. Ben dedim ya parayı geri yollayacağım. Bak ben parayı geri yollamayı teklif ettim. Karşı tarafa ulaştım. Bana ne dediler biliyor musun? Dedi ki bizim sülalede 8 kişinin hesabı patlamış böyle. Ben nereden bilebilirim senin beni dolandırmadığını, hani hırsızın sen olmadığını, savcıdan yırtmaya mı çalışıyorsun dedi. Seni savcılığa vermiş dedi. Valla dedim siz bilirsiniz o zaman dedim. Ben parayı maraya yollamıyorum. Arkadaşım da dedi yollama zaten geri dedi. Ola ki avukat masrafı olur dedi. Çok zararın olur dedi. Doğru söylüyorsun dedim. Dedi ben sizle uğraşacağım dedi karşı taraf. Valla dedim suçlu ben değilim. Git suçluyla uğraş. Benle uğraşmak istiyorsan da uğraş. Ben de seninle uğraşırım dedim. Ben de senin hakkında davada bulunacağım dedim. Efsane natural'e bak be kankam, eyvallah. Aleykümselam kardeşim. Nankörlere iyi ki geri yollamadın. Valla kanka nankörler ya. Bak ben dedim geri yollayayım paranızı. Hani şu hesapların blokesi kalksın dedim. Hani şikayet ettiyseniz geri çekin. Bana, beni hırsız yerine koyuyor. Diyor ki ben nereden bilebilirim seni, bizi soyan kişi olmadığını. Ve sen benim numaramı nereden buldun diyor. Şimdi benim eniştem hakim ya, diyemedim amına koyayım. Hani adliyeden aldım numaranı. Dedim ben bir şekilde yasal olmayan yollardan buldum dedim. Sen dedi git derdini savcıya anlat dedi. Dedim iyi o zaman, görüşürüz. Bu hırsızlar bilgilere nasıl ulaşıyor? Kankam çok uyanık olun, çok ayık olun. Bilgilerinizi çok dikkatli şey yapın. Hatta gerekirse bankanızı arayın. De ki 1 lira bilene hesabından çıksa bana mesaj gelsin deyin.
Hani ben öyle yaptırdım açıkçası. Bütün hesaplarıma tedbir koydurdum. Yani benim haberim dışında 1 lira çıksa hesabımda banka sorumludur şu an. Hani bana mesaj atacak, gerekirse beni arayacaklar. Yüklü Mevla çıktığında beni arayacaklar. Onun dışında diyorum ya, 1 lira çıksa bilene bana SMS olarak gelmek zorunda ve benim onayımı almak zorundalar. Bütün kartlarım, hesaplarım. Ya gözlerinin önünden daha iyi insan olana yarınılmaz. Kesinlikle kanka, yarınılmaz. O yüzden geri vermiyoruz dedik. İyidir kardeşim, sen nasılsın? Dur kardeşim. Sen nasılsın? Tanımıyorum ama nasılsın dediği için. Hesaba 250 TL var. O tedbiri çoktan yapmıştım. Hesabımda 250 TL var. O tedbiri çoktan yapmıştım. Kanka 250 lira 250 liradır. Niye paranı kaptırasın Allah rızası için? Yani cidden para çok zor kazanılıyor. Şöyle olması lazım. Kartları uygulamadan alışverişe kapatılmalı. İnternet ve mail order lazım. Aynen öyle kanka. Kredi kartından maaş kartına aktarım yapabiliyor mu Akbank'tan? Onu hiç bilmiyorum kanka. Olayı açıklar mısın kanka? Yeni geldim sana zahmet. Kankam olay bizi çarpmışlardı. Onun için mahkemeyle uğraşıyoruz. Gittik suç duyurusunda bulunduk ettik. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu ara herkes soyuyorlar, çok gördüm. Ya kanka bak şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum size, savcılığa gittim, dilekçe yazacaktım. Yarım saatte belki 10 mu 15 kişi geldi. Allah'ım, hepsinin tek suçu, tek şikayeti hesabımdan haberim olmadan para çekildi. Hatta birinin dilekçesini öyle gözüm çarptı. Şöyle yazmış. Akşamüstü eşim ve çocuklarımla oturuyordum. Deniz Bankası'ndan işte bana mesaj geldi, hesabınızdan para çekilmiştir diye. Ne olduğunu anlamadan bankaya aradım, hesabımdan habersiz para çekilmiş, suç duyurusunda bulunmak istiyor. Yemin ediyorum, biri de hani farklı bir şeye dilekçede bulunmadı. Hepsi hesabımdan para çekilmiş benden habersiz diye savcılığa geliyor. Ben şok oldum ya, yemin ediyorum. O yüzden çok dikkatli olun. Selam, ondan 2 tane yapalım mı? Yapalım kankam, aleyküm selam. 8 Moonlight çok güzel item ya. Severiz. Karısının Lüfer'deyim ama yayını severek izliyorum. Galp. Kankam. Ah. Thank you. Dur lan, benim tuşlarım çok farklı ama Galp yapamıyorum ama yapabiliyorum, pardon. Yapabiliyormuşum. Çalan çocuğum. Nasıl yapıyorlar? Neye dikkat etmeliyiz? Kankam neye dikkat edeceksin? Hesaplarına dikkat et. Ara bankanı, bütün hesaplarına tedbir koydur. Nurullah, beni de oyuna başlattın. Kasıyorum şu an en baştan. Hadi bakayım. Aga mumunu versene bana. Mon satalı kankam, verelim. 3.600 TL. Hemen verelim. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Tamam, bir açık gaz vereceğim mi diyorum ben. 4 numara. Başka? Başka bana yapacağım. Başka düştü. Abi düştü şu bateriyi. Düştü ne var? Evet. Aa. Şöyle. Şöyle bir daha. Aynen doğru. Bilmiyorum, bozum var mı? Ne kadar? 100. Boş ver abi, getir. Tamam. Şöyle iyi. Bir saniye. 2 evlilik yapayım mı? Fazla bozulmuyor tamam. Olur. Çok fazla oldu. Eyvallah. Evet. Sağ olun, akşam. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Bala geldim beyler. Farmcı mı oldun sen de? Kankam farmcı olmadım da pazar işine girdim. Desteklerinizi bekliyorum. Hani şu şekilde desteklerinizi bekliyorum.
fikir olarak destek verin bana. Hani akıl olarak destek verin. Artık ticaret yapalım dedik bu oyunda. He, PK atacağız. Hayvan gibi çarlarımız var. Arkadaşlarımızın çarları var. Gerekirse takipçi çarlarına gireceğiz. PK'ya devam. Ama onun dışında ek olarak sermayemi oyuna yatırdım. Hani onu söyleyeyim. Bir aşokarına kadar bir iyi bir miktar bir sermayem var. Onunla şu an pazar yapıyoruz. Aklınızda olsun. Hani son durumları bilgi vermek için şey yaptım. Yarın yüklü bir mal gelecek dükkanıma. Yarın bir mal indireceğim. Raflara mal dizeceğim. Biraz hesap kitap yapacağım. Yetişirse ertesi gün akşamı PK yayını var. Hani güzel bir PK atacağız. Belki yeni server'a girebilirim. Takipçi çarlarına. Arkadaşlarımın güzel çarları var. Belki de kendi çarlarımıza gireriz. Destandaki 9 azagaylı çarlara. Duruma göre bakacağım. Natural demek kaç para sermaye ile başlamalıyız? Kankam şöyle söyleyeyim. Şu an bir 70-80 binimiz var bu iş için. Hani ticaret için. Elit item alıp satıyorum. Hani çok da hoşuma gitti bu oyun içi ticaret. Ben zaten kendim ticaretle uğraşıyorum dükkanda. Ayrıca oyun içi ticaret de çok hoşuma gitti. Öyle bir şeyler yapacağız. GB satışı var mı? Var var kankam. Bak mesela şu an söyleyeyim size. Yüklü GB var. İsteyene verelim. Dur. Kov pazara bakalım. Alış ne kadarmış? Satış ne kadarmış? Kankam bak. Kov pazar 43'e alıyor. 45'e satıyor. 44 liradan sınırsız GB satıyorum. Ama şöyle. Hani arada 1 lira oynadığı için. Ulan siteye mi satsak ya? Ne yapsak? Siteye satalım beyler GB'yi. Tamam lan 44'e satıyorum ama öyle 3-5 GB satmıyorum. 10 GB üstü satıyorum. Mesela kaç GB var bende şu an? Kanka 20, 21 burada. 21 de diğer çarda 42, 52, 55. Kanka şu an hazırda bir 60 GB var. Onar onar satarız ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 da isteyene 60 da veririz. Beni dolandırma hikayesi ne oldu? Kanka dolandırılma hikayesi devam ediyor. 7 azagay var mı hacı abi? Olmaz mı? Buluruz kanka. Oyun içi PM natural demek. Dragonlu çarı gördüğümü yapışın. Canınız mı sıkılıyor? Yazın. Boşum akşama kadar cevaplarım. Neşen yerinde. Kanka neşem yerinde çünkü hani bugün güzel haberler aldım. Hani oyun ve şeyle alakalı değil. Ailevi olarak güzel bir haberler aldım. O yüzden neşem yerinde. Aleykümselam. Doğru. Aleykümselam. Bizim bir undi setimiz vardı değil mi lan? Dur. Benim bir undi setim vardı. Aynen başka neyimiz var burada? Bir de beltimiz var. Ben undi seti unutmuşum ha. Beyler holi setimi... oha lan bir an korktum, mesaj geldi. Yapı kredi hesabınızdan para çekilmiştir diye hanıma kartı vermiştim. Abo korktum vallahi.